Ekranda bir Riemann toplamı görüyorsunuz. En sonsuza giderken limitinin ne olduğunu bulmamız lazım. Bu videoda bu toplamı belirli bir integral olarak ifade etmeye çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. İsterseniz belirli integraller ile Riemann toplamları arasındaki ilişkiyle başlayalım. Elimizde a ile b arasında fx dx'in belirli integrali olduğunu düşünelim. Bundan önceki videolardan bunun limit en sonsuza giderken toplam işaretini koyalım. i eşittir 1'den n'ye kadar genişlikleri ya da kısa kenarları delta x'e eşit olan dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Şuraya yazayım kısa kenarları delta x dedik. Uzun kenarları da bu delta x içerisindeki bir noktada fonksiyonun aldığı değere eşit olur. Sağ iman toplamı yapıyorsak bu alt aralığın sağ ucunu değerlendirmemiz gerekir. Alt sınır değerimiz olan a ile başlarız ve buna indeksin belirleyeceği kadar delta x ekleriz. Demek istediğim eğer i1'e eşitse bir tane delta x eklemek yeterli olur. Böylece ilk dikdörtgenin sağ alt köşesine denk gelmiş oluruz. i2 olduğunda 2 tane delta x ekleriz. O halde bunu delta x çarpı indeks olarak ifade edebiliriz. Evet daha önceki videolarda da gördüğümüz genel ifade buydu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu ikisi arasındaki benzerliklerden yola çıkmak mümkün. Mesela buradaki doğal logaritma fonksiyonun kendisi olmalı. Şu şekilde işaretleyeyim, not da edeyim. Evet, fx x'in doğal logaritmasına eşit gibi duruyor. Başka bir benzerlik var mı? a 2'ye eşit. Hemen yazayım. a eşittir 2. Bu durumda delta x neye eşit olur? Burada çarptığımız ve n'e bölünmüş kısımda delta x'e eşit olmalı. Bu da delta x çarpı i. Delta x'i de 5 bölü n olarak not edelim. Şimdi bunlara bağlı olarak bu ifadenin bir bakalım. Alt sınır değerinin ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? 2. Evet 2 ile üst sınır değerinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Fonksiyonumuz x'in doğal logaritması. Buraya bir de dx yazıyorum. Belirli integrali tamamlamak için üst sınır değerinin ne olduğunu da bulmamız gerekiyor ve bunu yapmak için de delta x'i kullanacağız. Neden diyecek olursanız buradaki Riemann toplamı için delta x'i nasıl bulduğumuzu hatırlarsanız sınır değerleri arasındaki farkı bu aralığı bölmek istediğimiz bölüm sayısına bölmüştük öyle değil mi? Kısacası delta x b eksi a bölü n'ye eşittir. Evet b eksi a bölü n. Bundan yola çıkarak da delta x eğer 5 bölü n'ye eşitse şuraya da b eksi a bölü n yazalım. Evet eşittir b eksi a yani 2 bölü n. Bu durumda b eksi 2, 5'e eşit olur ve buradan da b'nin 7'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz. İşte bu kadar. Böylelikle buradaki Riemann toplamını belirli bir integral olarak ifade etmiş olduk. Bunun neden mantıklı olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bunu çizmek istersek buna benzeyen bir şey elde ederiz. Evet, doğal logaritma fonksiyonunu çizeceğim. Bu şekilde bir eğri çizmemiz lazım. Burası 1'e eşit olacak. Burası 2 ve Burası da 7 olsun. Çok da iyi bir çizim olmadı ama şimdilik idare edebiliriz. Bu durumda belirli integral 2 ile 7 arasında eğri ile x ekseni arasında kalan alana eşittir. Bu Riemann toplamını n sonsuza giderken bir yaklaşım olarak düşünebiliriz. Ama i 1'e eşit olduğunda birinci dikdörtgenin kısa kenarı 5 bölü n'e eşit olacak. Bir bakalım. 7 ile 2 arasındaki uzunluğu n tane dikdörtgene ayıracağız. Birincisinin kısa kenarı 5 bölü n'ye eşit olacak. Uzun kenarı ise sağ Riemann toplamı kullandığımız için fonksiyonun bu noktada aldığı değeri. Evet bunu bulacağız. Fonksiyonun 2 artı 5 bölü n'de aldığı değer ve bu değer de 2 artı 5 bölü n ve bu birinci dikdörtgen olduğu için bir de 1 ile çarpacağız. Evet bu ifadenin doğal logaritmasına eşit. İsterseniz devam edebiliriz. Bunun için kısa kenar Yine aynı olacak 5 bölü n ama uzun kenar buraya yazalım 2 artı 5 bölü n çarpı 2'nin doğal logaritması. i burada 2'ye, burada da 1'e eşit. İşin mantığını anladınız değil mi? Birinci dikdörtgenin alanı 2 artı 5 bölü n çarpı 1'in doğal logaritması çarpı 5 bölü n'ye eşittir. İkincisinin 2 artı 5 bölü n çarpı 2'nin doğal logaritması çarpı n bölü 5. Böylelikle bu da buradaki dikdörtgenlerin alanlarının toplamını hesaplar. En sonsuza giderken limitini aldığımızda ise gerçek alan için son derece iyi tahminler elde edebiliriz.